Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabında 13597. hadis-i şerif Enes bin Malik radıyallahu anh bize aktarıyor. Biliyorsunuz bu Enes Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Medine'nin ilk günlerinden itibaren hizmet etmeye başlamış. Bir genç 10 yaşlarında olduğunu öğreniyoruz Efendimiz'in hizmetinin. Daha sonra yani 20'li yaşlara kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında durmuş. Hatta hicap örtü ayetleri inmeden önce de Efendimiz'in evine sorgusuz sualsiz girip çıkabilen bir delikanlıyken daha sonra Allahu Teala yeni hükümler indirince e, bu durumu değişmiş. E, Enes peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu tür sırlarına da vakıf. Yani onun e, git gel işlerini yapıyor e, ve hatta annesine bile efendimizin bu sırlarını söylemiyor. Dolayısıyla şu anda bize aktaracağı bilgi kendisinin gözüyle gördüğü bir bilgi değil efendimiz ve hanımlarının yaşadığı hayatla alakalı olan e, aktarımlardan elde ettiği bilgi olsa gerektir. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve eşlerinin yaşadığı hayatın e, farkında onlara çok yakın bir e, yerde duruyor ve aktarımları da oradan. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, mahremi olsaydı bunlar bu olaylar bunu bize aktarmayacaktı. Kaldı ki Annelerimiz yani bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden özellikle Ayşe annemizden sonra Ümmü Seleme'den de bize gelen bilgiler var annelerimizden. Yani Efendimizin onlarla birlikte aynı kapta yıkandığı ile alakalı bir bilgiyi de buluyoruz. Belki hadisin tercümesinden kaynaklanan bir farklı anlam olabilir. Yani sadece bir eşiyle bunu yapıyor gibi değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlayabildiğimiz kadarıyla eşleriyle birlikte yıkanıyordu. Bunda yani orijinal farklı ne var diye akla gelebilir. İnsanların hayatlarının bireyselleştiği ve evlerdeki paylaşımların bile azaldığı dönemlerde bu bilgi bizim için çok önemli. Çünkü artık kadınlar ve erkekler bir mutluluk hayatını yaşarken bunu kafede, pastanede, postanede yaşamayı tercih eder bir hayatı bize öğretiyor modern dünya. Oysa evlerimiz, kendi hanelerimiz bereketin, sükûnetin, muhabbetin, meveddetin yoğun olduğu yerler olmalıdır. Yani benim kulluğumun en güzelleri bu evlerimin karanlık köşelerinde, köşesinde olacaktır. Secdelerimizde olacaktır. Bu evlerimiz Allah'ın kelamını okuyup anladığımız, dillendirdiğimiz, bir ettiğimiz, gözlerimizden yaşların boşandığı yerler olacaktır. Tamam. Ama bu evlerimiz yani eşimizle olacağımız yerler inşallah bütün evliliğe ihtiyaçlı olan kardeşlerimize Allah hayırlı evlilikler ihsan etsin. Evli olan kardeşlerimize geçimdirlik, muhabbet, meveddet ihsan etsin hepimize. Şeytanın baskısından, ivasından, vesvesesinden, bizim muhafaza buyursun bütün şeytanlar insan ve için. Ama evliliğin evdeki hayatın şu hadisin ortaya koyduğu bilgiyle değerlendirilişini bir daha bir düşünün. Bir ev düşünün ki erkekle kadın beraber oluyorlar, birlikte oluyorlar. Onların hayatları bu anlamda da yataktaki hayatları da güzel, helal ve birbirlerinden bu şekilde faydalanıyorlar, birbirlerini mutlu ediyorlar, birbirlerine sükunet sağlıyorlar bunun anlamıyla ve bunun sonrasındaki birlikte yıkanmadaki muhabbeti de anlamamız gerekir. Hatta Ayşe annemizden gelen bilgi böyle bana da bırak bana da bırak gibi şakalaşmalarla da yıkanıyorlar Resulullah'la bir birlikte. Bu hadislerin için o zaman konuşuyoruz. Elbette Resulullah'ın sadece dualarını tesbihatını, namazını, orucunu konuşmayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cihadını, kavgasını, mücadelesini, kafirlerle, münafıklarla, Yahudilerle olan yaptıklarını, davetini, bütün duruşlarını konuştuğumuz gibi evindeki durumunu da bize Rabbimiz öğretiyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu alanını da bize açıyor, konuşuyor. Ve en edepli, terbiyeli şekliyle bize ifade ediyor. Ama ben ben zihnimde bunun geri planını düşünmek, anlamak zorundayım. Dolayısıyla hanımlarımız ve eşler, kocalar hanımlarına karşı ben konuşan bir erkek olarak ancak böyle söyleyebildim. Birbirleriyle muhabbetlerini böyle canlı tutacak bir seviyede olmalıdırlar. Şimdi evlerin duşa kabinleri neredeyse bu tür bir hayatı engelleyen yapıda. Çünkü modern dünya kendi kurgusuyla, kendi zihniyle geliyor. Yani tuvalet anlayışından banyo anlayışına kadar, evlerin dizaynından oluşturuluşundan pozisyonundan şehirlerin şekillerinden bile bir anlayış bize geliyor, bize bizi mahkum ediyor. Apartman hayatlar, apartmanların içerisindeki daireler, evlerin durumları, koltuğu kanepesi ve yıkanma ortamlarında bile. İslamın değil de modern dünyanın artık bu dünyanın arkasındaki fikir nedir? Allahu Teala'nın Kitabı, Peygamberi Sünneti değildir. Bunun bize dayattığı bir dünya yaşamak için zorundayız şu anda. Yaşıyoruz. Buna rağmen Müslüman olarak evliliklerimizde de bu bereketi, bu canlılığı, bu şıklığı, bu tatlılığı, bu muhabbeti aramak zorundayız. Değilse helal bir hayatın içerisinde bunları arayamazsak Allah korusun haram dünya bize bazı ilişkileri, muhabbetleri sanki çok güzelmiş gibi poşet diyecek, sunacak ve en azından gönlümüzü çelecek, gözümüzü çelecek, vücudumuzu çelemezse bile Allah korusun kaldı ki neslimizde bu tür şeyler de ortaya çıkacaktır. Yani vücut anlamında da zinaya doğru kayacak. Oradaki tatlılığı güya, daha hoş olanı, ruha iyi geleni, muhabbet ve sevda yüklü gibi olanı isteyecektir. Bu hadis-i şerif bize bunu söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir erkekti ki cihat sahasında da duruşuyla erkekti. Namazda, mihrabında da erkekti, adamdı ve o evinin de bu şekilde adamıydı erkeğiydi. Bütün hayat bölümlerinde, pozisyonlarında Müslüman kimliği bize tanıtan kimseydi. Öyleyse bu noktada da bizim uyacağımız odur. Onun yoluna gideceğiz inşallah. Onu öğrenmeye de devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.